Ona zarar veremeyiz. Onun malına mülkünü gözükemeyiz. Onu kötü bir muamele yapmamız mümkün değil. Bilhassa evlerde, ailelerde bu çok önemli. Karı koca arasındaki olan münasebetlerde ben diyorum ki tevhidde eşler arasında bir huzursuzluk, mutsuzluk varsa bilsinler ki o tevhidde eksiktir o gayle. Birbirlerine hayatım, menekşem, papatyam, sümbülüm, bülbülüm diyorsa o zaman o yuva hakikaten tevhid yuvasıdır. Bak İslamiyet bize ne kadar yuvalardaki mutluluğu, ne kadar iş yerlerindeki mutluluğu, ne kadar insanlarla olan haşir neşirdeki olan mutlulukları bize sergilemiş. Ama biz bunu uygulamıyoruz. Biz kesret alemde yaşayan, zıtlar alemde yaşayanız. Hep o, hep o demekle olmuyor bu iş. Bir yaşam biçimidir İslamiyet. Elbette oruç tutturacağız. Namazda kılacağız. Hacca da gideceğiz. Zekat da vereceğiz. Bunlar araç ve gereçtir. Bu idraka vakıf olmak için bu tahsili yaparız. Yoksa bunları yapıyorsanız, size bu bilgiyi vermiyorsa o namazın da namazlığı yoktur. Orucun da oruçluğu yoktur. Onu da söyleyeyim size. Allah bazı kaideler koymuş. Bunlarla ancak sınırına erilir demiş. Çünkü yaşama. Biz de tevhidde rabıtayı kullanmadığınız müddetçe yaşama geçemezsiniz diyoruz. Her nefeste Allah deseniz dahi rabıtaları kullanmazsanız sizin rabıta bağ demek. Yani düşünceniz demektir. Her ne şekilde yaşantınızda gittiğiniz geldiğiniz yerlerdeki düşüncelerinizde Cenab-ı Allah'ın bu üç tecellisinin düşüncesine sahip değilseniz inanın siz ilim ayrı bir vadide, siz ayrı bir vadide kalırsınız. Kur'an-ı Kerim ayrı bir vadide, sizler yaşantınız ayrı bir vadide olduğu müddetçe de asla mutlu olamazsınız. Mutlu olursanız o kadar olursunuz. Demek ki galu inna lillah. Nereden geldik? Allah'tan geldik. Allah'tan geldik demek de Rab esmasıyla. Çünkü Cenab-ı Allah bile zatıyla icra yapmıyor. Sıfatları da yapmış. Biz de Rab esmasına irşad olduk. Kimden? Peygamberinden. Hangi peygamber olursa olsun. Kimden? El-Ulema-i Veresulet-i Enbiyasından. İnsan-ı Kamil'den. Çünkü Fetih Suresinin 10. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki Muhammed'e tabi olanlar Allah'a tabi olmuşlardır. Aslında Allah ayrı, Muhammed ayrı değil. Yani biz Allah ve Muhammed dediğimiz zaman birisi sanki yücelerde, birisi de bulutun üstünde. Muhammed de bulutun üstünde. Böyle bir şey yok. O senin sizin, kendi zannın. Kardeşim Allah da sende, Muhammed de sende. Kulluk da sende. E ben de Allah neremde? Sen dünya terazisiyle benim başımda mı, kulağımda mı, dirseğimde mi dersen çok bulursun Allah'ı. Muhammed nerede? Göğsümde mi, gönlümde mi dersen onda olmaz. Senin zatın, Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. Senin sıfatların, kemalat sıfatların Muhammed'dir. Bak Müslüm Niyazi Hazretleri böyle diyor. Diyor ki, zatını anla, zatındır senin. Hem sıfatın, hep sıfatındır senin. Sen seni bilmek necatındır senin. Gayre bakma, sen de istesen de bul. Zatı anla kardeşim, zatındır senin. Sen de tecellisi ruhladır. O ruh sende enerjidir, sende hayattır. Sendeki tecellisine cüzdenir. Yoksa ruhlar parçalanmaz. Parçalanma kabul etmez. Senin ruhun ayrı, onun ruhu ayrı değil. O birdir. Ama tecelli ettiği yerde şeyde ruh cemada olur, ruh nebada olur, ruh hayvan olur, ruh insan olur. Tecelli ettiği yerde bak isim alır. Ona siz insan ruhu dersiniz, hayvan ruhu dersiniz. Yoksa parçalanma kabul etmez. İşte böylece ne yaptı? O ruh birdir. Bir, iki değildir. Tecelliyette isim almıştır. Onun için biz dünyaya geldik. Yani nereden geldik? Rabbimizden geldik. Rabbimiz bize nefret duayeti gelmesiyle ruhundan bir ruh üfledi. Evvela zikir ruhu bizde tecelli etti. Yeşerdi. Efal, sıfat, zat ruhlarının tümünün tahsilini yaptıktan sonra fenaya falen
arkasında tecelli efali Hakk'a ait olduğunu söyledi. Fenai sıfatın arkasında hemen derhal tecelli sıfatın Allah'a ait olduğunu söyledi. Fenai zatın arkasında tecelli zatın da Allah'a ait olduğunu söyleyince demek ki bizim varlığımız yok. Bizdeki varlık Allah'mış. Bak Rabbimizin varlığıyla varlığını verdik. Geldiğimiz yer belli oldu mu? Oldu. Peki niye geldiğimiz belli oldu mu? Kendi insanımızı, aslıyemizi öğrenmek huzur ve mutlu hem dünyada hem ahirette. Ve bu aleme gözümüzdeki amalığı açmak için geldik. İsra suresinin 72. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah dünyada ama olanlar ahirette de amadırlar diyor. Ey kardeşim sen hakikaten bu amalıktan kurtulmadığın müddetçe hayalindeki zandaki bir ibadet ve taatlarla bu alemden geçsen senin gözün kapalı geldiğin, kapalı gittiğin ortaya çıkar. Geldiğinizi anladınız. Peki nereye geldik? Rabbimize. Galu inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik tekrar Allah'a rücu edeceğiz. Peki gittiğimiz, rücu edeceğimiz yer neresiymiş? Artık bizim varlığımızın bize ait olmadığını, bizdeki varlığın bizim Rabbimizin varlığı olduğunu anladığımız için ona rücu etmiş oluyoruz zaten. Gelinen gidilen bir yer yok. Sefer senden sana. Ama senin idrakında ki olan o ayrılığı birlemek. Kaf suresinin 16. ayeti kerimesinde Yahudilere söylenmiş bir ayet-i kerime var. Diyor ki ben kuluma şah damarından daha yakınım. Herkes kendisine sorsun. Şah damarı neresidir insanın? Kendi özüdür. Ha. Şah damarını kestin mi bir hayvan keserken bile kurbanda ne yapıyoruz? Şah damarı kesilmeden hayvan canını vermiyor. Şah damarı kestin bitti işi. Senin de şah damarın senden sana yakın olduğu halde fersah fersah sendeki olan Allah'ı bilmiyorsun. Cenab-ı Allah'ın o ruhsal yönündeki o tecelliyi bilmiyorsun. Ondan sonra uzaklarda, hayallerde Allah arıyorsun. Hayır, bu akıl kârı değildir. İşte tevhidin özelliği burasında. Demek ki sende ruhmuş Allah. Buna Allah denmez. Tecelliyet dedi, esma aldığı için ruhu insan denilir ona. Peki Muhammed sizin bildiğiniz gibi 14 asır evvel gelmiş bir cesette günümüzde de böyle bir kişi var. Hayır. Elbette Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel Arap Yarımadası'nda yaşamış, Kur'an-ı Kerim ona indirilmiş, bütün İslamiyet'i yaymış, elbette senin gibi benim gibi bir insanmış. Ama 63 yaşında alim arayıp intikal etmiş. Hazreti Muhammed öldü mü? Ölmüş olsa Muhammedsiz kaldı bütün millet. Ölmez. Peki ölmediyse nerede? Biz gene telefon direği gibi görmek isteriz onu. Hayır. Muhammed aslında ceseden değil. O Muhammed ceseden olmuş olsaydı Ebu Leheb, Ebu Cehil de aynı sofrada beraber yemek yediler. Çünkü onun amcasıydı. Tanımadılar. Muhammed'i tanımış olsalardı ona iman etmezler miydi? Tanımadılar. Demek ki ceset değilmiş. Benim adım Ahmet. Benim cesedim değildir Ahmet. Benim adım cesede verilmemiştir. Ruhumda da değildir. Ruhumun bu cesetten tecellisi ne Ahmet denmiştir. Dikkat ederseniz Ahmet'in mükafatı da cezası da bu siretin suretten tecellisi lancasını yer kazanır. Senin ruhunun adı Ahmet olmaz. Senin cesedin adı da Ahmet olmaz. Hangisi ya? O ruhun, o cesetten tecellisi. İşte biz buna Hakk'ın halk aynasındaki olan tecellisiyle ancaksın. Evvela Cenab-ı Hakk'ı biliriz, görürüz diyoruz. Onun için sizin siretiniz suretten tecellisiyle beraber tevhid yapılırsa işte ikisine birden Ahmet denir. Böylece Rahman kemalat sıfatlarımız var ya, gözünüz hakkı görmesi, kulağınızın hakkı duyması, dilinizin hakkı konuşması gibi sıfatlarınızdaki kemalat Rahman sıfatlarının ta kendisidir Muhammed.
Bunlar her kimde tecelli ediyorsa, ki hayalde, zanda, ilimde bu olmaz. Mutlaka bir mazhardan tecelli edecektir. İşte o mazhar Muhammed'dir. Ne kadar kemalatı varsa o kadar Muhammed'dir o. Demek ki gene Cenab-ı Hakk'ın bir mazhardan tecelli etmesi ile ancaksın Muhammed tanınıyor. Toplumdaki insanlar günümüzde Şam'ın Emevi Cavisi'nden, minaresinden İsa Aleyhisselam yere inecek. Çünkü göğe kaldırıldı ya, atla, askerle bekliyorlar orada. Yahu İsa'yı bir ceset olarak bekliyor. Ahir zamanda gelecek olan Mehdi, kurtuluş şey ermiş veya kurtarıcı olan bu kişiyi de gene aynı şekilde bir bedenden, bir cesetten bekliyor hala. Bilmiyor ki bir kurtarıcı idrak ve kemalatına sahip olmak elbette bir kişiden tecelli ediyordur. Onun adı Ahmet olabilir, Mehmet olabilir. İlle Mehdi olması şart değil ya. İsa da aynı şekilde. İsmi İsa da olabilir o kişinin ama Ahmet, Mehmet de olabilir. Demek ki İsa ruhullah'tır. Mehdi kurtarıcıdır. Günümüzde sorun kendinize. Bu kadar esrarhanelerden, bu kadar meyhanelerden, bu kadar kötü dalalet yollarından, kumarhanelerden bu insanların hak vakıfta gelerek hidayet bulup yuvaların evvela kendilerindeki olan mutluluğu, sonra yuvalarındaki olan mutluluğu, sonra toplumda ve her yerdeki mutluluğu sağlayan, kurtuluşa erdiren kimdir? Sorun. Onların kalplerinin ölü oluşlarından mütevellit İsa gibi ruhları dirilten kimdir diye sorun. Var demek ki İsa da inmiş yere, Mehdi de inmiş yere ve insanlar kurtuluşa ermiş. Kurtuluşa erenler çok bu müesseselerde. Ama bunları görmüyor. İşte dünya bakışına sahip olan kişiler, karşıda bir peygamber mi gelecek? Bir tane kişi olması lazım böyle. Mehdi mi gelecek? Bir kişi olması lazım. İsa mı gelecek? İsa isminde bir kişinin olması lazım. Sakalı şöyle, bıyığı böyle, saçı böyle, kaşı şöyle. Ya bu çekil olan bedenden geç artık. Mehdilik kaşla, gözle, sakalla değildir kardeşim. İsa'lık kaşla, gözle değildir. İsa'nın özelliği nedir? Ölüleri diriltendir. Hastalığı şifaya kavuşturandır. Sen öyle bir kişi bul, İsa ölüleri diriltsin. Hangi ölü? Gariyet içerisinde yaşayan, manevi olan, ruhaniyetinin ölmüş olan kişileri bir nefesle dirilten çok. Vel Asr suresindeki olan o müceddinin kolunda ilerleyen insanlar var. Yüzyılda gelen bir kişiye yüzyıla. Vel Asr demek, asra yemin ederim diyor Cenab-ı Allah. Asr yüzyıl demektir. Yüzyılda bir yenileyici geliyor. Müceddit geliyor. Dikkat ederseniz bu bazı yamuklukları, bazı İslamiyet'teki olan yozlaşmaları düzelten kişi demektir. Her kim olursa olsun, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, önemli değil. İlle yani isme itibar ediyorsun da ondaki irfanet ve kemalete itibar etmeyecek misin? Onun için yani günümüzde nasıl İsa'nın, nasıl Mehdi'nin zuhur etmiş, bunlar hem ölüleri dirilten hem de insanları kurtuluşa erdiren, selamete çıkaran kişi olduğu gibi demek ki biz de ne yaptık? Rabbimize döndük. Galu inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini şu ana kadar açıklama yapıyorum. Yani geldiğimiz yeri gördük, Rabbimizden geldik. Mürşid mazarından geldik ama mürşide asla onu putlaştırmayın. Bu mürşidin o mazhara şey olduğu için, müsait olduğu için Cenab-ı Hak oradan tecelli ediyor. Oradan etmez, başkasına eder. Senin cebindeki cüzdanı çalacaksa bu hırsızdan da onu çaldırır. Bundan çaldırmasa bu hırsızdan çaldırır. Bundan çaldırmasa oradaki hırsızdan çaldırır. Hırsız mı yok memlekette? O meşrepli insanlar var. Ama senin cüzdan mutlaka çalınır. Bunu böyle bilesin. Öyle değil mi canım? Bunun için işte biz ne yaptık? Müşri Kamil mazarından, Rabbimizden geldik.
Çünkü evvela fenafi ihvan olduk, sonra fenafi şih olduk, ondan sonra fenafi resul olduk, sonra fenafillah olduk, kendi varlığımızı hakka verdik. Ondan sonra da artık Rabbimiz bizim gönül alemimize köşkünü oturttu. Daha hala ikilikteyiz. Baktık Rabbimiz bizi sevk ediyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsimizi bildik, bizdeki olan Rabbimizmiş. Beni benden sevk edenmiş. Bu Rabbul As. Şimdi artık ikinci bir hadise geçtik. Men arafe rabbehu fakat arafe nefsehu. Bendeki olan Rab ne kadar kemalatlıysa gözümden o kadar hakkı görüyor. Ne kadar Rabbim bendeki kemalatlıysa o kadar duyuyor, o kadar konuşuyor. Canım Rabbin eksikliği mi olur? Alemlerin Rabbinin eksikliği olmaz ama sendeki olan kabın darlığından mütevellit senden açığa çıkamaz. Allah da öyle değil mi? Bugün herkes Allah'ın varlığıyla var. Var mı onun mülkünde ondan başkası? Yok. Onun mülkünde ondan başkası yoksa o adamlar niye hak vakit tanımıyorlar? Kendisinin tecelli hakkın tecellisi. Allah cahil mi? Haşa. Niye cahili kimin? Demek ki senin buradaki olan istat ve kabiliyetinde müsaitsizlik var. Ben kurum sende 124 bin defa ben senden nefes alıyorum. Nefes alıyorum ama hu çekiyorum. Zikirdeyim yani. Ama sen hala ayılmıyorsun. Ben sende tecelli etmek istiyorum. Kendine dön dediği halde biz 124 bin defa nefes alıyoruz. Gene kendimize dönmekten uzağız. O zaman ne olacak? Bu eksikliği Allah'a mı isnat edeceğiz? Hayır, Allah eksiklikten münezzehtir. Eksiklik sende. Bak, Nisa suresinin 79. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki, sizden iyi bir şey zuhur ederse o haktandır, sizden kötü bir şey zuhur ederse o nefsinizdendir. Gördünüz mü? Demek ki iyilikleri Allah'a nispet edin. Allah'ın mülkünde kötülük diye bir şey yok. Ama senin vaadinde, senin uhdende iyilik var, kötülük var. Siz zıtlar alemindesiniz. Ne zaman bu ikilikten kurtuldunuz? Bu birlik deryasına girdiğiniz zaman artık huzuru, mutluluğu bulursunuz. Eşiniz sizin sıfatınızdır. Erkeklere söylüyorum bunu. Erkekler zattır, kadınlar sıfattır. Bir elmanın yarısı kadındır, yarısı erkektir. Hiçbir erkek tek başına elma değildir. Hiçbir kadın da tek başına elma değildir. İkisi bir elmadır. Bu elma parçası elma olabilmek için buna muhtaçtır. Bu elma yarımının da elma olabilmesi için buna ihtiyacı vardır. Zatın sıfata, sıfatın da zatı ihtiyacı vardır. Zat Allah'tır. Sıfat Muhammed'dir. Allah'ın Muhammed'e ihtiyacı olmasaydı levlaka levlak lema halaktul eflak demezdi. Habibim sen olmasaydın, sen olmasaydın bu alemi yaratmazdın. Demek ki kendisinin ayan beyan seyretmek, seyrederek zevk almak için Muhammed'i yaratmış. Muhammed ne? Muhammed, tavsilat-ı Muhammediye'deki bütün varlıklar. Sen bir Muhammed'sin ama Muhammed'liğini açığa çıkarmamışsın. Gönlünde hapis senin Muhammed. Açığa çıkarmadığı müddetçe ona söz hakkı vermiyorsun. Muhammed açığa çıkmayınca senin ruhun da dolayısıyla hareket edemiyor. Ayakta tutuyor vücudu ama bu vücut ülkesini nefis tatışa istila etmiş. Akıllı kendi emrinde kullanıyor. Vücudu kendi emrinde kullanıyor. Ondan sonra da dalalette, sıkıntıda, ızdırap, kederde yaşantısına devam ediyor. Ne zaman sen hakka gönlünü verir de bir kamil masarından bunun kötülüklerinin idrakına vakıf olursan, onun elinden o yetkiyi alırsın, o yetkiyi ruha verirsen, işte o zaman süflü olan nefsin artık icraat yapamaz, sendeki olan mutmain olmuş nefis icraat yapmaya başlar. Gördünüz mü? Demek ki geldik, Rabbimizden geldik, bir tahsis için geldik dünyaya, tekrar Rabbimize rücu ettik. Rabbimize rücu ettikten sonra da artık yaşantımıza başladık. Yani bütün sıfatlarımızdaki olan o kemalatı zuhur ettiriyorsa ancaksın mutmain olmuş nefis halindeyiz.
hakkı görüp hakkı seviyorsak eyvallah. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Melamiler bunu çok söylerler. Ama kelami ben hepimiz birimiz, birimiz hepimiz deriz ama bunun gözünün önünde kaşı var, ötekinin sakalı var, ötekinin saçı beyaz diye böyle ayrımlar yapıyor. Niye? Elbette Cenab-ı Allah bir çekirdekte bile gövdede gövdede ismi ayrı, şekli ayrı. Ama çekirdeğin mahsulü. Dalda çekirdek, ismi ayrı, şekli ayrı. Ama çekirdeğin mahsulü. Yaprak oluyor, o çekirdeğin mahsulü. İsmi ayrı, şişesi ayrı. Meyve oluyor, gene çekirdek demiyorsunuz. Şekli ayrı, ismi ayrı. Çekirdekten başka, bu gövdeden daha meyveye kadar herhangi bir başka girdi çıktı var mı? İslamiyet'te hul ve iddiat yok zaten. Girmek ve çıkmak yok. Onun için hakikaten bu ayeti kerimeyi herkes çözemediği müddetçe musluktan kurtulamaz. Ne zaman bu ayeti kerimeyi çözdü? Cenab-ı Hak'tan geldiğimizi biliyor. Rabbimiz vasıtasıyla geldiğimizi. Dünyaya ne için geldiğimizi biliyor, tahsil için geldiğimizi. Zıtlar aleminde nefis Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Bu devreyi atlatmayı biliyor. Bildiğimizden sonra artık tekrar Rabbimize rücu ettik. Yani kendimizde onu görmeye başladık. Biz haşa Allah mıyız veya biz Rab mıyız? Hayır. Bir masarda Rab dendiği andan itibaren orası eksikliktir. Sendeki tecelli odur. Ama nasıl bir insan yellendiği zaman koku yapar? Aynen onun gibi. Ben hakkım diyemezsin. Dediğin zaman küfre girersin. Deme. Ben Rabbim deme. Küfre girersin. Ben Allah'ım deme. Küfre girersin. Neden? Enel Hak demiş. Hallacı Mansur'u bile bak. Doğru söylemiş. Yalan söylememiş. Benden söyleyen söyledi demiş. Ben söylemedim. Ama inanan kim? Sendekini nereden bilecek karşıdaki kişi? Seni söylüyor zannediyor. Ondan sonra da asıyor seni işte. Gördünüz mü? Böylece biz ondan geldik. Tekrar ona rücu edeceğiz sözü. Rücu ettik. Elhamdülillah bizle beraber yaşıyoruz. Bu alemden benim bir gün geldi. Ruhum benim bu cesetten ayrıldı. Öldük mü? He, beden ölüm var. Ruha ölüm yok. Bak Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bayram Veli'ler. Misaller verdiğimiz zaman Mısır Niyazi'yi hayattayken, yaşarken bu tahsil yapmışlar, bu zevke ermişler ve diri kalmışlar. Şimdi biz bunların diriliğini yad ediyoruz. İsmini söylememizle beraber burada tecelli etmiyor mu? Biz istiyoruz ki hemen cesedden bir varlık olarak, bir mülk olarak, bir fiziksi beden olarak zuhur etmesi lazım. O dünyaya ait olan haldir o. Latif olan varlığın zamanı mekanı olmaz. O zaman ben size soruyorum. Bir çekirdeğin içerisinde bir mesafe var mıdır? Bana dalının yapraktan uzaklaştığını, ne kadar mesafede olduğunu, meyvanın gövdeye ne kadar mesafede olduğunu bana söyleyin. Söyleyemezsiniz. Çünkü çekirdekteyken o an dilimindedir. An dilimi demek nereden anlarsan oradadır. Amerika. Amerika anında buradadır. İstanbul buradadır anında. Mevlana, Mevlana buradadır. Esmasın anmasıyla böyledir bu. Yoksa değildir. Anlatabiliyor muyum? Ama çekirdeğinden sonra filizlendi. Gövde, dal, yaprak ve meyve oldu. O zaman dilimi içerisinde olan bir olaydır. An dilimi, vahdet dilimi. Vahdet, çoğun birliğine vahdet denir. O ağacın elma ağacı ise elma ağacı vahdettir. İncir ağacı ise inciri vahdettir. Yani tek bir isim, bütün dallar, yapraklar onun halidir. Bunu da dediğim gibi mesafelerle tayin edersiniz. Bir misal daha vereyim size. Bir yumurtanın içerisinde bir beyazla bir sarı yumurtanın içini görürsünüz. Başka hiçbir şey yoktur. Onun aslında o yumurtanın içerisinde bir civciv vardır. Ama onun içerisindeki yani gagası, kanatları ve ayakları görünmez.
ne zaman 21 gün kurtağın altına yatırdınız, ondan sonra onu görmek mümkün olur. Aynen bunun gibi. An dilimindeyken hiçbir mesafesiz olarak bilinir. İşte ruhun durumu budur. Ama cesede tecelli ettiği zaman gözden görüyor, göz dersiniz. Kulaktan duyuyor, aynı enerji. Ama buradaki görev olduğu için kulak dersiniz. Dilden konuşuyor, dil dersiniz. Gördünüz mü? Yani tecelli ettiği yerlerde isimler oluyor. Ve görevleri de aynı. Bir misal daha vereyim. Kablodan gelen ciğerin içerisinde enerji vardır ama asla ve asla onun ne lambalığı, ne buzlukluğu, ne şuyu, ne bu belli olur. Buzdolabına intikal ettirdiğiniz zaman buz yapar. Lambada ışık verir. Klimada klima görevini yaptırır. Elektrik sobasında sıcaklık verir. Bak dikkat ederseniz kablonun içerisindeyken bunların hiçbirini yapmıyor. Nerede o masalara intikal etti, oralarda sizin ruhunuzun gözünüzden gördüğü, kulağınızdan duyduğu gibi o görev yapıyor. İşte böylece vahdet alemindeyken vahdetin kesretinde bu zevk edilir. Ama an diliminde asla zevk edilmez. İşte Rabbimiz da bizim böylece bizde tecellisiyle artık Rabbimiz de Rabbimiz olmuşuzdur. Bizdeki tecelli, bütün varlıklardaki tecelli odur. Ama ben oyum diyemezsin. Dolaylı yoldan bütün ilahilerde veliler bu ifadeleri kullanırlar zaten. Ondan da hiç mahsul yoktur. An diliminde adı alemleri Rabb olur değil mi? An diliminde Allah Rabb olmaz. Alemleri Rabb değil. Olmaz. Anda. Anda olmaz. An diliminde Allah olur. Veya da hu olur. Allah'tan itibaren vahdet alemi başlar. Anne rahmine düşen bir meni de meni an dilimindedir. Ne zaman düştü? Düşmesiyle beraber vahdet alemi başlamıştır. Bir damla su iken herhangi bir şey yoktur. İkiliği yoktur. O an dilimidir. Onun içerisinde hepsi vardır ama asla dillendirmez, olmaz. Yani an budur. Onun için an dilimine biz ahad deriz. Vahdete de bir şey deriz. Yani vahdetin kesretinde de isimler veririz. Öyledir. Yoksa an diliminde bir şey değildir. Herhangi bir esma ile alınması mümkün değildir. Esma vermeyeceğiz. Çünkü anda esma yoktur. Vahdette vardır esma ama anda yoktur. Sadakallahu aleyhi ve sellem.